Barış'ta kalmıştık. Evet. Barış'ı arkadaşla devam edelim. Hem seçim güvenliğine girelim. Sonra bütün herkese bir tur atacağım. Montaj kasetler. Evet. Bu tartışma kime yarar? Çünkü bakın şu anda Saadet Partisi, gene Barış sözünü unutma. Saadet Partisi resmi hesabından bir tweet paylaşmış. Diyor ki İmralı'yla dirsek temasında olanları unutma. Tayyip Erdoğan'ın, açamadım ama şimdi bir önceki videolarından bir derleme yapmış. Onu hatırlatıyor. Kendi Saadet orijinal Partisi. Videolarından. Tabii tabii, Tayyip Erdoğan'ın orijinal videolarından bir derleme yapmış. Açılım sürecindeki herhalde muhtemelen atıyor Saadet Partisi böyle bir tweet. Siyasi parti liderlerinden de teker teker mesajlar gelmeye Barış, montajdan gir ama bana da biraz sermaye bırak, değil mi? Evet. Şimdi reklam öncesi konuştuğumuz konuda sahte montajlardan bahsettiğimizde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'de bir mesaj yolladı. Yayınımızı izliyormuş. Şunu söylüyor, diyor ki Gürsel Tekin, Yüksek Seçim Kurulu sahte videoları derhal yasaklamalıdır. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri arasındadır bu. Çünkü seçim güvenliği söz konusudur. Seçimin sağlıklı yapılamaması söz konusudur. Bu noktada da YSK'nın derhal müdahale etmesi, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunması gerekir diyor. Ama Yüksek Seçim Kurulu ne yazık ki Türkiye'nin her yerinde CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu aleyhine asılan sahte afişlere, broşürlere, pankartlara ve sahte montaj videolarına ne yazık ki sessiz kalıyor. Bu da doğal olarak vatandaşın bu seçimler sağlıklı olarak yapılabilecek mi kuşkusunu derinleştiriyor. Şimdi bu muhalefet cephesinde olan, fakat iktidar cephesine baktığında Gürkan, bugün yayına gelmeden önce konuştuğum AK Partililerde de ben bir tedirginlik hissettim. Çünkü dikkat ederseniz hem bugün Tayyip Bey gerçekten çok sinirliydi. Çok asabiydi. Konuşmalarında çok asabi bir şekilde konuşuyordu ve sürekli her konuşmasında sakın rehavete kapılmayın uyarısı yapıyor. Sürekli diyorlar. Attıkları tweetlerin hepsinde var. Bunu bugün AK Partililere de sordum. Tayyip Bey neden sürekli bir rehavete kapılmayın uyarısı yapıyor dediğimde şunu söylediler. Dediler ki biz özellikle kırsaldan ciddi oy alıyoruz ve kırsaldaki vatandaşlarımız, bize oy veren vatandaşlarımızın birçoğu seçimin yapılacağı 28 Mayıs'ta tarlalarında, bağlarında, bahçelerinde olacaklar. Yani köylerine gidecekler, yaylaya çıkacaklar, değişik yerlerde olacaklar. Bu bizde bir endişe yaratıyor dediler, bunu açıkça söylediler. İkincisi de 49 ile 45 arasında yaklaşık 4 puanlık bir pay olduğu için birçok AK Partilinin 14 Mayıs'taki motivasyonu sağlamayacağını, ya nasıl olsa Tayyip Bey kazanıyor diyerek sandığa gitmeyeceğini düşünüyorlar. Yani muhalefet sandıkları koruma ve yeni seçmen getirme derdindeyken Adalet ve Kalkınma Partisi de kendi seçmenini sandığa götürebilme kaygısı yaşıyor. Çünkü 4 puanlık farkın birçoğu kapanmayacağını düşünüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ben böyle bir mutluluk, birinci turda yüksek oy aldık falan havası görmüyorum. Yani konuştuğumda da, Ankara'daki siyasetçilerle konuştuğumda da bunu görmüyorum. Ve mesela önceki gün Kars'taydık. Ben AK Partililerin yoğun olarak gittiği kahvehaneleri de ziyaret ettik. Özellikle Susuz'da belediye başkanımız Oğuz Yan Temur ve ilçe başkanımız Savaş Zariç ile mesela AK Parti'nin seçim bürosunu da ziyaret ettik Susuz'da. AK Partililerin gittiği kahvehaneleri falan da ziyaret ettik. Ben böyle AK Partililerde de bir coşku, tamam bu iş bitti, aldık falan havası görmedim. Evet. Konuştuğum kişilerde de görmüyorum. Çünkü şunu düşünüyorlar. Onlar bir kere Tayyip Bey'in 14 Mayıs günü seçimi çok rahatlıkla kazanacağını, 53-54 de alacağını düşünüyorlardı. Fakat iş geldi, 49.5'te kaldı ve birinci turu bitiremediler. Dikkat ederseniz Ümit Özdağ'a gitmek zorunda kaldı Numan Kurtulmuş. Bakın gitmek zorunda kaldı. Ki Ümit Özdağ hem MHP'de neler yapıldığını hem bu iktidar partisinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Ümit Özdağ'ın hangi muamelelere maruz kaldığını hep birlikte yaşadık. Ama buna rağmen acaba Ümit Özdağ'dan 1-2 puan getirip %51'e çıkabilir miyiz kaygısını taşıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. O yüzden bizi izleyen vatandaşlarımıza şunu söyleyelim. Hocam programın birinci bölümünde söyledi. Herkes mutlaka sandığa gitmeli ve bu seçimlerin yeni bir seçim olduğunun ayırdına varmalı. Yorumlarda mesela yazıyorlar ya AKP 49 onun üzerinden mi sayılacak? Hayır kardeşim, sıfırdan başlayacak. 50 artı 1 yok artık. Bir pusula gelecek. Aynen. Bir pusula gelecek ve o pusulada 50 artı 1 oluyor mu? 50.1 şartı yok.
Öyle bir koşul yok. Mesela diyelim iki aday olduğu için zaten arkadaşlar, illa iki aday var zaten 50 artı 1 oluyor yani. İsterse 100 bin kişi oy kullansın. %50 nokta böyle o anlamda şimdi, var. Şimdi bir kere alan kazanır yani. Bu seçim, 50 artı 1'e kazanan seçim, alan kazanır. Bu seçimin bir kere diğer seçimlere göre avantajı şu. Üşenen, ya ben gitmesem ne olur, gitsem ne olur, orada şimdi gidip sıra mı bekleyeceğim diyen vatandaşlarımıza şunu anlatalım. Bir, bu seçim diğer seçimlere göre çok kolay. Çünkü iki tane fotoğraf olacak. Birinde Tayyip Bey'in, diğerinde Kemal Bey'in. Orada gideceksiniz, Kemal Bey'in fotoğrafının olduğu yere mührü basacaksınız. Allah Allah. Nereye basacaksınız? 30 saniyede bitirip çıkacaklar. Hayır, şimdi A Haber Kemal propaganda Bey'in, yapıyorsun. A Haber Kemal Bey'in fotoğrafını... Diğer aday diye koydu. Diğer aday diye fotoğrafını bile koydu. Ve resmiye kaldırmışlar. Benim ya de, bu öyle bir terbiyesizlik olarak, artık. Bu nasıl benim bir de yurttaş olarak ya. Kemal Bey'e oy isteme hakkım var. Zaten ben Kemal Bey'in adaylığını en baştan beri destekliyorum. Kemal Bey'in kazanması için de bir yurttaş olarak üzerime düşen görevi de yapıyorum. Ayrıca ben zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Milletvekilisin tabii. Üyesiyim. Doğal olarak benim oy istemem kadar normal bir şey de olamaz. Vatandaşımız gidecek, Kemal Bey'in fotoğrafının olduğu yere mührü basacak. 30 saniye, 40 saniye sürer, imzasını atacak, çıkacak. Zaten bunun sayımı da kolay. En geç saat 8'de biz Türkiye'deki bütün sonuçları hemen hemen almış oluruz. Yine geçen hafta olduğu gibi Tele1 ekranlarında. Onu söyleyelim izleyicilerimize. Tabii burada olacağız. Pazar gecesi sevgili izleyiciler, belki de son yılların en çekişmeli seçim gecesine tanıklık edecek Türkiye. Çünkü ikinci tur. İkinci turda ki seçim gecesini birinci turda nasıl ki Tele1'den izlediyseniz tekrar sizi Tele1'e davet ediyoruz. Çünkü gerçekten Tele1 geçen pazar iki hafta önce olağanüstü bir yayıncılığa imza attı ve tüm Türkiye Tele1'i izledi. Başta Tele1'i izlemeyenler de Tele1'e geldi. Tweet attılar, Tele1'i açın diye. Gerçekten Tele1 ilginç bir yayıncılığa imza attı. Ben bunun etkisini geçen gün Kars'a gittiğimde de gördüm. Hakikaten Merdan Yanardağ'a da anlattım. O arada bir telefon görüşmesi yaptık. Onlarca vatandaşımız gelip siz o gece seçimin kaderini değiştirdiniz. Biz sizi izleyince sandıklarda daha kararlı bir şekilde durduk. Sabahlara kadar sandıkta bekledik. Çünkü bu seçimin ilk turda bitmediğini gördük dediler. O yüzden doğru iletişimin, doğru haberciliğin hangi sonuçları yaratacağını da görüyoruz. Şimdi Gürkan, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki tedirginliği söyledim. Onlar ikinci turun çok kolay olmadığının farkındalar. Muhalefet cephesinde ise bir kısım seçmende bir karamsarlık ve umutsuzluk var. Sanki seçim yeniden 49'dan başlayacak gibi. Hayır, sıfırdan başlıyor. Bakın bugün bir video vardı. Ve o video bugün en çok paylaşılanlar listesindeydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne defalarca oy vermiş bir gencimiz. Bu sefer gireceğim sandığa, kolumu kırarcasına oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstüne basacağım diyordu. Ben geçen gün Ankara'ya gittiğimde, mitinge beraber gittiğimde, oradaki vatandaşlarla da sohbet ettiğimizde değişik partilerden Kemal Bey için oy kullanmamış henüz bugüne kadar kişilerin de gelip oy kullanacaklarını gördük. Ülkücüler... Hani espri yaptık CHP'li ülkücüler diye ama bir gerçeğe dönüşüyor. Özellikle ülkücülerin tanınmış isimleri Kemal Bey için oy kullanacaklar. Yeşil Sol Parti'nin tabanını ben mesela Kars'ta daha geniş gördüm. Susuz'da daha geniş sohbet etme imkanı buldum. Hakikaten şunu da söyledim orada basın toplantımızda. Karslılar ve Susuzlular Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı yapmak için gün sayıyorlar, sabırsızlıkla bekliyorlar dedim. Çünkü hem Kars'ta %55 almış Kemal Bey, hem de Susuz'da %60'ın üzerinde bir oy alarak birinci oldu. Keza Digor'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok zayıf olduğu bir ilçedir, %83 almış Kemal Bey. Yani bu sonuçlara baktığında %45'in üzerindeki bir oyu Ümit Özdağ'ın ve arkadaşlarının vereceği destekle, özellikle milliyetçi kesimlerin Kemal Bey'e verdiği destekle, Yeşil Sol Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, diğer partilerin vereceği destekle %50'ye ve 50'nin üstüne çıkartmak kolay. Çünkü herkes şunu gördü, hiç bunları konuşamadık, hocamın ifade ettiği üzere bir kenarından girdi ama Gürkan biz pazartesi günü ne yaşadık? Pazartesi sabah kalktığımızda ne yaşadık? Merkez Bankası'nın bankalara verdiği talimatı yaşadık. Ya. Kredi kartından nakit avans çekmek yasaklandı. O neymiş aslında biliyor musun? Ben tweet de attım. Çok ilgi gördü o tweet. İktidar partisi seçimi kazanacaklarını düşündüğü için Merkez Bankası aracılığıyla 12 Mayıs günü yani seçimden 2 gün önce
kapalı zarfla bankalara bir talimat yolluyor. Pazartesi sabahı nakit avans çekimine kapatın diye kartları. Hı hı. O arada nasıl olsa seçimi kazanırız derdiyle, telaşıyla ya da düşüncesiyle bunu gönderiyorlar. Fakat seçim ikinci tura kalınca sanırım o yönergeyi iptal etmeyi de unutuyorlar ve bankalar doğal olarak sabah zarfı açıp kredi avanslarını kapattılar. Ve vatandaşlar ne oldu? Bir anda kendi kredi kartlarından para çekemez hale geldiler. Çok büyük tepki olunca yandaş AKP medyası, efendim AKP'ye yine komplo kuruldu, yalanlarına sarıldı. Hayır kardeşim, o talimatı siz verdiniz. Evet, eğer geri aldılar ama sonra limit koydular. Eğer Tayyip Erdoğan kazanırsa Türkiye uçurumun eşiğine gelmiş ve uçurumdan aşağı yuvarlanacak. Çünkü bugün Aykut Erdoğdu çok geniş bir tweet yazmış CHP milletvekili. Yarın akşam da Tele1'in konuğu olacakmış. Kendisiyle bugün konuştum. Hakikaten Aykut Erdoğdu'nun o tweetine de baksınlar. İnanılmaz büyük bir felaketle Türkiye karşı karşıya. Eğer kardeşim Tayyip Erdoğan'a oy verirsen işsizlik devam etsin. Ben işsizlikten rahatsız değilim. Çoluğumun çocuğumun iş bulamamasından rahatsız değilim. Etin 500 liraya çıkmasından rahatsız değilim. 13 milyon mültecinin ülkemizde yasa dışı bir şekilde seyahat etmesinden, yaşamasından rahatsız değilim diyeceksin. Herkes ona göre tercihini yapsın. Bu bizim seçim öncesi son programımız. Türkiye'nin kaderini gidin değiştirin kardeşim. Çoluğunuza, çocuğunuza bu kötülüğü yapmayın. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Tayyip Erdoğan'a oy vererek bu ülkeye iyilik yapmazsınız. İktidar artık bu ekonomiyi yönetemiyor. Hocam söyledi, kur korumalı mevduat. Geçen gün bir arkadaşımla, bunu da söyleyeyim bırakayım. Arkadaşımız bankaya dedi ki ya para yatıracağım, beraber gidelim dedi. Ben de tamam dedim, eşlik ettim. 1 milyon TL para yatırdı. Yani yaklaşık 50 bin dolar falan gibi. Bankada dediler ki ya bunu kur korumalı mevduata koyalım. Tamam dedi. Ve ne oldu biliyor musun Gürkan? Evet. O parayı kur korumalı mevduata yatırdığı için banka o gece arkadaşımıza faizin dışında, faizi zaten 3 ay sonra alacak, 9.700 TL de teşvik primi verdi. Hocam siz duydunuz mu dünyada böyle bir şey uygulama? Var. Yani önden faiz ödemeli gibi bir şey. Evet hocam, teşvik primi. Dövize de veriyorlar, bir tuhaf bir bankadaki şey. Arkadaş dedi ki size bu gece 9.700 TL yatıracağız. Niye dedi o da? Çok kötü bir şey ya. Ya dedi ki vallahi işte kur korumalıya girenlere 9.700 TL işte paranın tutarına göre 9.700 TL faiz dışı bir para verir. Hayır, ya buna hangi ekonomi dayanır? Canlı fiziki döviz yatıranlara da ön ödemeli böyle bir döviz tek. Evet, akıl alır bir şey değil hocam. Buna bu, Türkiye'nin bu döviz kıtlığında bu çok vahim bir şey. Yani daha ilerisini söylemek istemiyorum ama bu çok iyi bir şey değil. Kemal Bey, bitirdikten sonra birkaç Kemal Bey'in son videosunda da var. Ben de kısaca söyleyip bırakayım. Son videosunda da var. Tayyip Erdoğan seçilirse pazartesi sabahı biz doları 30 TL'nin üstünde göreceğiz. Bu çok açık. Çok açık. Doların 30 TL olması şu an 460 TL'den satılan etin fiyatının 600 TL'ye dayanması demektir. Zaten et yiyemeyen, süt tüketemeyen, protein alamayan bir ülkeyiz. Veriler ortada. Eğer kardeşim benim çoluğum çocuğum et yiyemesin, süt içemesin, ben İHA'ya SİHA'ya bakarım, onlarla avunurum diyorsan buyur kardeşim, tercih senin. Peki. Şimdi sevgili izleyiciler devam edeceğiz fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yaptığı bir konuşma var. 2 dakikalık bir konuşma. Orada bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gel beraber ekrana çıkalım çağrısında bulunuyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yaptığı o konuşmayı sizler...